Selamlar millet Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Survival Games'te arkadaşlar video ekipmanlarımdan bahsedeceğim. Yani videoyu çektiğim işte bilgisayarda kullandığım ekipmanlardan bahsedeceğim. Alaskan Village bu arada. Hoş geldiniz. Mikrofonu ayarlamam lazım şimdi. Hepsini ayarlayacağım. Biraz oynayalım. İleri doğru gidelim rotamıza doğru. Çok güzel bir yere gidiyoruz şu an ve kimse gelmiyor bizde. Süper. Süper harika. Değil mi? Önümüzde kimse falan yok. Evet, solda sandık var bir tane. Onu açalım. Güzel balta çıkardık bir tane. Bir de şurada bir sandığımız var. Diğerleri de yukarıdaki rotamızda. Gerçi solda da bir tane chess var. Ben bayağı bolak gibi oynadım. Oynadığım için artık ayrıca ezberi biliyorum. Biliyorsunuz. Şöyle atalım. Heh şunu da açtık. İyi çok bir şey çıkmadı. Şu örümcek kan alalım. Lazım olacaktır. Şimdi bir tane, sakin. Ne yapacaktım ben? şu mikrofonu ayarlayacak. Daha iyi oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar, bugün videoyu çektiğim işte kameramdan klavyeye kadar her şeyi anlatacağım sizlere. Neler kullandığımı. Hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bunlar çok önemli biliyorsunuz. Burada nostaljik MCSC bölümleri çekiyoruz. Bunun için destek lazım. İzlenmeyen bir seri bir süre sonra tat vermiyor. Çünkü motivasyon gerekiyor biliyorsunuz. Ya bunlardan bahsedeyim bir kez. Abi daha, daha bahsetmek zorunda kalmayayım. Sizin destekleriniz like'larınız ve yorumlarınız sayesinde bu seri devam ediyor. E çünkü bizi ayakta tutan şey e, güzel yorumlar yani. Sizin düşüncelerinizin güzelliği bana enerji veriyor. Ben de yeni bölümü o şekilde yüklüyorum. Bu arada set olduk. Harika. Şimdi öncelikle mouse olarak arkadaşlar direkt ön en önemlisinden başlayayım. Ama bir saniye önce, <laughs> önce bir fight'e girmemiz lazım. Sağdakini kovalamak istiyorum ama. Önce şu ikisini de kovalayayım mı ben ya? Güzel bunu kestik. Adam yani okları güzel kullanıyor. Ama kalıcı yok. Ah! Çok garip vuramadım mı ben? Neyse cici, kestik. Evet, artık konuya geçebiliriz arkadaşlar. Mouse olarak Logitech G102 kullanıyorum. Elime biraz küçük olsa da gerçekten araştırdığımda fiyat olarak o vardı yani. Mouse baktığımda en uygun fiyattı. Ee, mouse buydu. Bu yüzden bunu almak zorunda kaldım. Fiyat olarak uygundu. Biraz elime küçük. Elime küçük olması biraz rahatsız ediyor beni ama ileride mouse'u değiştireceğim. O zaman da kardeşime veririm. Bir kardeşim var, bilmeyenler varsa. Ee, kardeşime veririm, o kullanırım muhtemelen. Ee, ama ben... Bir saniye, şu arkadaşı da keselim. Güzel. Kullanımı güzel. Sanki bir sol takımda bir sıkıntı varmış gibi hissediyorum böyle. Araştırdığımda e, sol tıkla alakalı sorunları olduğunu yazanlar vardı. Logitech G102'nin iki farklı ismi var. G102, G102 yani. Bir de e, 203 Prodigy bu. Biri farklı pazarın hani global pazarın ismi, biri de Avrupa pazarının ismi. G102. Onun dışında bir de işte Prodigy versiyonu var. Bu LightSync diye geçiyor bu model. E, alacağınız model Light CNG olmalı. Eğer alacaksanız küçük bir ele sahipseniz, ortalama bir ele sahipseniz e, size gidecek haberiniz olsun. Kullanan var yani benim tanıdığımda. E, onun dışında Prodigy versiyonunda çift sorunları varmış. Onların araştırmasını yaptım da öyle görmüştüm ama bu Light CNG'de o sorun kalkmış ortadan. Varsa da gidip değiştirtebiliyorsunuz ama ben de bariz bir şekilde yakalayamadım. Sanki varmış hissiyatı var. O da psikolojik olarak olabileceği için ben de e, çok üzerine düşmedim yani. Diye düşünüyorum. kendime baltalaya baltalaya oynadığım için oyunu. <laughs> Eski masumda mesela ekranı şöyle hop diye döndüğüm zaman takılmalar yapıyordu. Ben özellikle FPS oyunları oynadığım için ee, çok seviyorum FPS oyunu oynamayı. Bir saniye. Hmm, biz kaçalım arkadaşlar canımız az çünkü. What? Ben bunu öldürdüm mü? Nasıl öldürdüm lan ben bu adamı? <laughs> Okey. Evet devam ediyoruz. Ee, en son mouse'un dönme muhabbetinden bahsetmiştim galiba. Mouse arkaya döndüğümüz zaman takılıyordu arkadaşlar. Bu da e, sensörden dolayıymış. Bu sen ya yani bu mouse'un sensörü güzel fiyatına göre 300 400 liraya almıştım. E, bu arada gösterdiğim, bahsettiğim pardon, bahsettiğim her şeyin e, görselini ekrana koyacağım. E, maksat aklınızda bulunsun yani neye benzediği hakkında. Prodigy, yani mouse'un Prodigy ve Light Sienci modelleri birebir aynı görüntüye sahip diyebiliyorum. Sensör farklı diye biliyorum. Ama bakalım Google'a yazdığımda göreceğim ben de. Onun için klavyemiz Rampage olması lazım. Rampage'in bir modeli set olarak almıştım. Mouse ile beraber o yüzden mouse çok kötüydü. Klavye de çok hantal bir klavye. E, o zaman elime para geçtiğinde yeni bir klavyeye ve mouse ihtiyacım vardı. Set olarak da görmüştüm. İtopya'dan almıştım. E, İtopya'dan dedim alayım. E, bakalım ne olacak. Aldım abicim. Kullanmaya kullanıyorsun da. Yani o kadar da kullanamıyorsun. Öyle bir setti. E, klavyeye çok fazla takılan birisi olmadığım için ki takılmaya başladım yavaş yavaş. E, yavaş yazıyorum artık. Gereksiz işte zıplayamamalar falan filan oluyor. Takılmalar oluyor. E, bu yüzden e, klavyeye bir ara almam lazım. Mekanik almayı düşünüyorum ama. Red switch mi, blue switch mi, orange switch mi? Öyle muhabbetleri var bir de işte. Ses çıkaran, daha mekanik daha kaliteli olan falan filan. Onları araştırmak lazım arkadaşlar. Daha onlara girmedim. Biliyorum az çok da. Ee, yine de girmem lazım tam olarak. Oo hocam. Öldük galiba. Ya ben nereden bileyim. Adam diğerinin kılıcı olduğunu bildiğim için saldım orada da. Ee, onun dışında dalacaktım yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada yeni oyun girdim. İşte en iyi eski YT kosteynleri reklam yaptım işte. İnsanlar görsünler kanalı gelsinler diye. Bir arkadaş şey yazdı. Ben seni teklerim falan filan yazdı. Sonra işte antifriz falan dedi bana. Discord çağırdım. Hani 12-13 yaşında bir çocuk oldum falan düşündüğüm için. Dedim acaba tepkisi ne olacak? Ben düzgün konuşunca ona karşı falan kavga çıkartır mı diye analiz etmek için Discord'a çağırdım. Böyle işsizliklerim oluyor ara sıra. Gelerek işte oyun içerisinde gayet normal konuştuk. Hatta çok komik ve kısa bir sohbet bile ettik yani. Ondan sonra Ditmeş'te vs attık. Tam ölüyordu ama ben onun üzerine çok baskılamadığım için e, saldım. O da sonrasında beni öldürdü. O şekilde bir oyun geçti. Beklediğim gibi kavga falan çıkmadı. Hatta çocuk YouTube'da başarılar diledi. SG'de aslında kavganın gerekli olmadığını belirtmeye çalıştım burada. Yani troll diyecektim normalde ama sese izin vermediği için arkadaşım yayınlama izin veriyor ama sesine izin vermediği için o kısımları koyamıyorum. Sadece son kısmı arkada müzikli bir şekilde bu şekilde anlatarak koymak istedim. Eline Şimdi konumuza devam edebiliriz. Klavyemiz tamam. Şimdi webcam'imiz arkadaşlar. Webcam'imiz de Creative Live CNG V2 yurt dışından almıştım Amazon'dan. Çok güzel bir webcam. Fiyatına göre 700 liraya almıştım. Bunun üstünde yani kameralar çok pahalı. 2000 lira işte 1700 lira falandı. Şimdi daha pahalı yani bulamıyorsun. Aldığım zamanı söylüyorum ben. Fiyatına göre güzel. Doğru ışıklandırmayı yaptığın zaman gayet iyi bir görüntü alabiliyorsun 30 FPS'de. Yine ben bunların isimlerini açıklama kısmına koyacağım. Aynı zamanda Furkişpor takımı arkadaşım onda da selamlar buradan. Aynı zamanda arkadaşlar adam var mı? Var ama gelmiyor herhalde buraya. Buraya mı geliyor? Sanırım buraya gelen... Yok buraya gelmiyor. Tamam. Ee, neyden bahsedecektim? Aynen ekipmanları açıklama kısmına koyacağım ben. Kameraya geçti. Kamera tamam değil mi? 30 FPS 1080p çekiyor. Fiyatına göre idare eder. En azından da görüntü alabiliriz. Bu arada şu an ışığı doğru yapmadığım için arkadaşlar. Kamera bu şekilde. O ışık maalesef ki garip bir şekilde duruyor. Monteleyemiyorum bir yere. Bu yüzden işte bazen düşüyor. Bazen şey oluyor falan. Mecbur bu şekilde çekeceğim. Onun dışında tamam mouse bitti, kamera bitti, webcam bitti derken monitörlerim, iki tane monitörüm var şu an arkadaşlar. İki monitör kullanıyorum çift monitörlü bir şekilde. Dip. Adam öldü lan. Lan oğlum takım arkadaşımı kim öldürdü lan beni? Sağda şurada monitör var. Solda burada monitör var. Yakında eğer yeni bir falan geçtiğim zaman da 3 monitör yapmayı düşünüyorum. 3 monitör gayet iyi oluyor çünkü. Onun dışında da kulaklığım Rampage Forte Y. E, monitörlerin markası önemli çünkü monitörler eski monitörlerin markası ya da böyle bir almanızı gerektiren bir şey yok. İki monitör diyebiliriz yani cih monitör. E, kulaklığım Rampage Forte G. Kulaklık olarak güzeldi ama mikrofon olarak gerçekten çöp. Daha iyi önerileri ben farklı videoda yapacağım sizlere. Ekipman almak isteyenlere öneriler diye yapacağım ama şu anda bu kulaklığı almanızı önermem. Ben fiyatına göre 200 liraya almıştım şu an çok pahalı. O yüzden alınmaması gerekiyor. Onun dışında da şu an ucuz olan bir şey yok da her neyse. Telefonum var arkadaşlar Midex. GMX1 fiyatına göre yine güzel 200 liraya almıştım şu an 400 küsur olması lazım şey i̇şte yanında stand falan alınması gerekiyor ama standı aldığınız yere dikkat edin standlar arkadaşlar kaliteli bir stand olması gerekiyor stand dediğim hani masaya tutturuyorsun mikrofon önünde durmak zorunda kalmayım. mesela mikrofonu kaldırıp farklı bir köşeye götürebiliyorum yani montajın önüne çekiyorum yemek yiyorum falan filan stand olmayınca da işte tuvalet kağıdının üstüne ya da ne bileyim işte bir şeyin üstüne koyuyorsun bu şekilde de doğru ses almıyor. Bir de masaya direkt olarak konursa klavye sesleri çok fazla geliyor arkadaşlar. Bu yüzden stand çok önemli ama standı kesinlikle Midex'i alacağınız yerden almayın. Daha kaliteli bir stand araştırın arkadaşlar. Çünkü bu benim standım. Zaman geçtikçe yamuluyor. Yonka Müzik diye bir yerden almıştım. masa mıdır değil mi de bilmiyorum ama yamuluyor. Yani iki kere stand aldım. ikisini aynı yerden aldım. İkisi de aynı. Bok yani. Kusura bakmayın ağzım bozuldu ama. Onun dışında da ışığımdan bahsedeyim. Hayır tamam ışığından bahsetmeye gerek yok. Video çekme ayarlarımı falan göstereceğim sizlere. Ondan sonra render ayarlarımı göstereceğim. Onlar çok yakında gelecekler. Bir arada şey yapmak istiyorum. Montajlarımı nasıl yapıyorum onları da göstermek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz benim videolarımda çok aşırı montaj var. Gündeliklerde bile ki şu anlar gündelik video yetiştirmeye çalışıyorum sizlere. Hızlı bir montaj yapmak gerekiyor. İşte Vegas'ın optimizasyon yani yaptığım montaj programının optimizasyon ayarlarını bilmeniz sizin için çok daha iyi olur. Çünkü Vegas Pro çok kasan. Her bilgisayarda kasabilen bir pot potansiyele sahip Eyvallah sponsor için harikasın Yarım kalbimiz var. lazım biraz. Benim zırhlarım çok kötü galiba. Adamda ok bitmiyor. Ya yapma ciddi misin ya? Gerçekten clean up mı yedik? Dünyanın en güzel fightini atıyorduk ve clean up mı yedik? Anladım abi. Neyse konumuz neydi ya? <laughs> Şu an saldım bütün odak gitti ya. O kadar fight attık. Kavuşan biri. Klinge patlı geçti ya. Tam öldür hadi. Hadi öldür. Hadi öldür canım hadi. Hadi kazan oyununu. Bu videodak bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. yine her gün video çekmeye çalışacağım sizlere. Bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Video video duyuruları almak istiyorsanız Discord'a gelin. Discord'da arkadaşlar video duyuruları her geldiğinde anında geliyor. Ve bildirimleri açarsanız YouTube'dan direkt bildirim alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Double bildirim. Bindirim. Evet. Hoşçakalın.